Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Prison Architect oynayacağız abi, tamam mı? Daha yeni oyunu çekmeye çalıştım, sürekli attı falan. Şimdi bir 3-5 ayar yaptım, bir şeyler yaptım. Bakalım düzelmiştir inşallah diye umut ediyorum. Zaten bir daha atarsa ederse, oynatmazsa bizi, videoyu çekemeyeceğim. Oynayamayacağız yani doğal olarak. Bunları kurcalıyorduk en son. Neden dedik cinsiyetçi bir yapısı var dedik ya. İkisi de aynı anda olamıyor mu falan filan cartçurt. Buradan işte müdürü seçtik abi. Bu normal düz müdür. Diğerlerinin özellikleri var. İşte bu ne yapıyor mesela? Lobici işte yüksek yerde tanıdığı var. Öldürücü, dengesiz ve dövüşçü markalarının alınmasını sağlıyor. Rita işte kamçı taşıdığı dedikoduları varmış. İşte gelene gidene vuruyor, sallıyor falan filan. Dayanıklı veya korkusuz olma ihtimalini yarıya indiriyor. Markalar iki kat daha hızlı baskı altına alınıyor. Atıyorum isyan çıktı, gidiyorsun kırbacı vuruyorsun, anladın mı? Bunları okumamıştım bile zaten. Şimdi okuyalım bari birlikte. Müdür Perimkin'le savaşta bir istihkam eri olduğunu söylüyor. Özellikle hangi savaş olduğunu hiç söylemiyor ama tünel kazmakla ilgili her şeyi biliyor. Bekçi köpekleri tespit ettikleri herhangi bir tüneli %50 şansa tamamıyla ortaya çıkarır. Tünellere karşı önlem sadece. Arabulucu. Hapishanenin genel ısısını düşürerek mahkumların daha az soruna sebep olmasını sağlar. Ha diyor, kardeşim yapmayın etmeyin, hani öyle sıkıntı çıkarmayın falan, böyle gidiyor geliyor tarzında. Yaptığı her parça kaçakçılıktan yeniden satış değerinden küçük bir parça alır. Kaçak mal ile yakalanan mahkumlar doğrudan tasarrufları üzerinden cezalandırılır. Lekesiz bir ünü ve tertemiz sicili var. Hani kaçak maçak yok kardeşim diyor da biz bunu seçelim abi. Sıcaklığı açalım. Hava durumunu açalım. Küçük bir alanda başlayalım. Gerisi okey. Karlı marlı bunları da görmek için açabiliriz aslında ya. Savaş sisi. Rastgele random mu gelecek böyle tıklamayınca? Random gelsin daha iyi. Derken normal bildiğimiz kılıç harita geldi. Okey. Şimdi teslimat alanı ve çöp. İki tane ofis kurmuştum sadece. Başka da bir şey yapamamıştım. Atmıştı. Şimdi abi. Burası teslimat alanı ya. Buradan bir girecek bunlar. Şimdi hücreyi yukarı yapıp aşağıya ofisleri yapıp tam tersini de yapabiliriz, fark etmez. Aşağıya ofisleri yapıyorum abi. Tak. Çöp de burada ya, buraya. Yo, bir dakika. Çöp burada. Yemekhaneyi buraya kuralım direkt. Çöp, yemekhane, hücreler şeklinde. Sonra ofisler falan filan, tamam. Şimdi yemekhaneyi nasıl yapıyoruz abi? Kantin. Mutfak, kantin. Kantin, mutfak. Okey. Şimdi bunların duvar olduğunu varsayarsak, kaç alan istiyorsun ki sen, bir dakika. Yazıyorum abi. Mahkumların yok, bir sınırı yok abi. Yani şöyle yapabilirsin diyor bana. Masa boyutlarına göre ayarlayalım drone'u. Nerede nesneler? Ne lazım buraya? Servis masası, masa ve bank lazım. Servis masası, masa, bank. Küçük de oluyor, büyük de oluyor. Büyük, küçük. Bank, bank. Bu uzun mu? Ne fark var lan? Bu küçükmüş. Bu büyükmüş. Aynı oğlum bunlar. Ben mi yanlış görüyorum? T harfine geliyor abi. He, fark ediyormuş, tamam. Şimdi büyüğünden koysam şurada boşluk kalıyor bayağı bir. Küçükten yeter bu alan bize ya. Yeter abi, dizayn ederiz ya, sıkıntı değil. Şimdi burası kantin abi. Burayı kapat. Çat. 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 Ve de çat. Kantin. Ha, giriş gerekli, anladım onu, okey. Sen kapat abi, ben girişi ayarlayacağım şimdi sana. Oda şey, bir dakika. Tamam. Şey nerede? Mutfak. Burada. Buzdolabı, eviye falan filan lazım. Şöyle de bir mutfak alanı. Tamam mı? Mesela şöyle. Yeterli gelir mi? Ne lazım buna? Eviye. Bunu hatta koyabilirim bile şu an direkt ben. Şöyle dümdüz. Böyle. Çat. Buzdolabı. Bu bunu kapatıyor mu acaba? Buzdolabı artı çöp yaparız abi buraya.
Olur. Başka ne lazım buraya? Ocak, buzdolabı. Ocak lazım bir tane de. Bir tane de ocak koyarız. Yeter ya, küçük zaten oğlum. Şunları iptal o zaman. Doğru muyuz? Bir tane daha iptal edebiliyoruz. Ki edelim. Bu odalar. Tamam, mutfağa göre kantin kalsın ya. Değiştirmeyeceğim şu an. Aa, yanlış yaptık aga. Aga çok yanlış yaptık. Taşıma var mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir tane odalardan mutfağı seçip şuraya mutfak yap. Nesnelere gel. Buzdolabı. Yani düğmenin bize doğru olması falan bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Şöyle yap. Bunu da böyle yap. Bunu da böyle yap. Okey. Çünkü buraya duvar yapacağız abi. Burası duvar. Aynen böyle. Şuradan da bir girişi olsun. Tamam mı? Buradan da buraya bir giriş olsun. Buradan mahkumlar girsin. Hacı Fello. Bak, burası duvar. Buradan girdin çıktın. Bunu bir tane küçültmek istiyorum ben. Şu şekilde. Buradan buraya girdin. Bak, giriş giriş. Okey okey. Tamam. Burası koridor oldu otomatikman. Hücreleri direkt yukarı yapacağım. Şurası bir koridor. Acitello. Buraya ofis bir tane abi. Ama sağ tuş niye hepsini siliyorsun ya? Buraya kapı yap işte. Tamam, fark etmez abi, yap öyle. Para gitmesin diye şey yaptım da önemli değil ya, o kadar ne kadar para gidebilir ki bir duvara. Ofis için ne lazımdı? 4'e küsur lazımdı. Şöyle değil mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakalım doğru mu abi ofis? Nerede ofis? Ofis. 4'e 4 abi. Bakayım. 4'e 4, tamam doğru. Kapı yok diye şey yapıyor ama galiba. Kapı nerede abi? Kapı ver bana. Kapı nerede? Odalar. Duvarlar ve kapılar. Ha, burada. Nerede kapı? Kapı? İşte kapısı değil oğlum. Normal kapı lan. Kapı. Duvarları yık. Yık. Yıkma. Dur, sakin. Kapı. Abi nesnelerde olur herhalde ya. Kapı. Kapı kontrol sistemi. Ya kapı nerede kral? Hızlı kurulum. Klonla. Temel hücre. Aa. Okey abi. Ofis. Okey. Tamam lan, ben yaparım. Bırak. Kapı ver bana. Sadece kapı ver. Çıldırtma lan beni, kapı ver bana. Bak, duvarlar ve kapılar yazıyor, tamam mı? Orta güvenlikli duvar ne oğlum? Anlamadım. Tamam, yaptığım şeyi nasıl sökebileceğim abi? Duvarları yık. Ya hepsini yıkma işte ya. Yıkma hepsini. Tamam neyse, şöyle yap. Tamam, orası kapı aga. Burayı kapat aga. Odalardan ofisi al abi. Burası ofis abi. Niye yapmıyor abi? Anlamadım. Anlamayır. Ben anlamayır. Ya bir dakika, burada görevler varmış oğlum ya. Mevcut olanların tamamını 8'de bilmem ne mektubu oku. Tebrikler, şimdi kalifiye bir hapishane mimarı. Cartçurt. Her hapishanenin bir müdüre ihtiyacı var. Tek kişilik hücreler pahalıdır. Özellikle paranın çok kısıtlı olduğu başlangıç zamanlarında bir tek büyük nezarethane ile başlayarak paradan tasarruf et. Tamam. Nezarethane aynı anda pek çok mahkum tarafından. Okey. İlk mahkumlar gelmeden mutfak ve kantini hizmete sok ve işlet. Aşçıyı da işe aldığından emin ol. Bir mahkum boş mideden başka hiçbir şey sinirlendiremez. Bir hapishane inşa etmek pahalı bir taahhüttür. Hibe ve sözleşmelerle büyük hacimlerde para şey yap. Tamam. Okey. Ofisi falan sonra ayarlarız yani o zaman. Diyorum. Ve burayı kapatıyorum aga. Burası kapalı.
Şimdi biz ne dedik? Burası hücre. Şöyle bir 10'a 11 oldu. 10 oldu işte. O içerisi 10 yani, anladın mı? Ya saydın mı? İçerisi 10 olacak. 11. Lan burayı yapma. Niye öyle yaptı o? 11. Niye buraya böyle yapıyor oğlum? Anlamadım. Oyun aksın yavaştan ya. Bunları inşa etmeye başlasınlar bence krallar. Beklemeyelim hiç. Şimdi 11 şöyle geleceğiz. Çat diye. Abi yap işte böyle ya. Yap ya. Yap 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 yap. Kapı mapı koyarız artık bir şekilde. Ne yapalım? Şurayı koyma. Buradan da yukarıya bir geçiş meçiş işte, lavabolar, ıvırlar, zıvırlar şeklinde ilerleriz diye düşünüyorum bakalım. Şöyle 2x'e 3x'e alalım. Yardırsın burayı izler. Ha, zemin yapacağız değil mi biz bir de şimdi? Zemin. Her şeyi taştan, betondan falan yapabilirim. Hızlı diyor, hızlara normal diyor mesela. Betonda hızlı diyor. Maliyeti aynı ama. E niye bir şey yapayım ki o zaman ben? Hızlı, normal, yavaş, normal falan filan. Hızlı yapalım. Çok hızlı var mı? Sadece hızlı mı var? Tamam, beton. Fayans yap hadi, fayans. Fayans yap abi her yeri. Yap fayans aga. Fayans da baba buraları. Şurayı, şurayı. Şöyle. Şöyle abi. Her yeri fayans yapın abi. A-o. Ne unuttuk abi? Bizim reisler nereden girecek abi? Tamam, buradan girerler abi. Tamam, burayı da oda olarak düşünürsek. 1, 2, 3, 4. Tam denk geldi lan harbiden. İstesen ayarlayamazsın. Burası giriş çıkış alanı falan filan tarzı bir şey olabilir. Buraya bir şeyler yapılabilir mi? 3 birim. Sal abi, bir şey yapmaya gerek yok şu an için. Duvarı yık nerede? Duvarı yık. Yık. Burayı yıkın abi. Şimdi kapıyı bulamadım. Delireceğim yakında. Cheat. Parmaklıklı duvar. Parmaklıklı duvar ne lan? Koy. Anlamadım hocam orayı ben. Kapıları bulamıyorum abi. Enteresan bir şekilde kapıları bulamıyorum. Şimdi kantini falan ayarlayacağız şimdi. Dur. Şu 2x'te ilerlesin. Biz o sırada küçük şeyimizi yapalım. Ne onun adı? Rotate. Koydum. Bank koyacağım. Masa lan bu, bir dakika, iptal. Masa küçük. Bu yemek yemek için. Değil mi? Çat. Çat abi. Küçük bank. Çat. 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 Tam sığdı lan. Ha, şimdilik yeter abi o bize. Servis masası lazım bize abi. Küçüğünden ama. Bunun küçüğünü versene abi bana. Küçüğü yok mu abi bunun? Atıştırmalık makinesi, su tesisi, içecek makinesi, vantilatör. Aa, bu bir tık saçma oldu ya. Bunun bu kadar olacağını düşünmemiştim ben ya. Neyse, buraya koyacağız. Oraya giremez ama reisler. O yüzden şöyle yapacağız. Bank, masa, bank şeklinde yapalım. Sonra ayarlarız abi. Sıkıntı yok, ayarlarız. Hallolur abi, hallolur. Elektrik su tesisatı yapacağız. Ben onu düşünmedim. Evet abi. Evet abi, evet abi. Fayansı aldım. Kapıyı niye yamuk yaptınız abiler?
Peki sorabilir miyim? Bunu ne diyor? Bir dakika. Kapı eklemek için sol tuşa çift tıkla. Aa, kapı geldi. Hele şükür ya, kapı ya. Böyle koy abi, böyle. Şunu da nasıl sökeceğiz abi? Nesnelerdeyken sağ tuşu yemedi. Var mı sökme lan? Lan! Malzeme sök. Sök var mı? Duvar yık, buldozer. İç alanı temizle. Duvar yık. Yık abi şunu. Ya yıkma da işte, sök yani, ne bileyim abi. Ha, söktü, tamam. Kapılar nerede? Burada. Abi bir şey görünmüyor ki ya. Ben bunu düz mü ters mi nasıl anlayacağım ki? Kapı. Nesnelerden yaptım değil mi ben orayı? Pencere. Pencere değil abi. Parmaklık istiyorum. Ok. Kapı. Abi door falan mı yazsam? Ne yapsam çıkmıyor abi. Daha yeni nereden buldum ben onu? Aa, kapılar. Duvarlar ve kapılar. Kardeşim adamlar iki sekme yapmış. Çit kapısı değil. Değil. Hapis kapısı var ya, direkt dümdüz. Ha, olmaz mı? Koy. Herkes giremesin kardeşim buradan. Çift kapıyı falan salla, gerek yok. Zeminini de yap onun. Fayans. Göreyim yani. Kapı. Bir dakika. Öğrenciz abi. Kapılar. Kapı. Ofis kapısı istiyorum ama ben buraya. Çat. Çat. O kapıyı sökeriz abi. Sıkıntı değil o. Ofis kapısına devam abi. Kapı. Personel kapısı. Aynen böyle. Şimdi. O hazır, o hazır, bu hazır. Buraya bir şey, duvar koy. Girişimiz var zaten. Kapıdan bir tane hapis kapısı buraya koy. Burayı hücre yapacağız. Burası giriş çıkış alanı. Ofisler buralar. Şunun zeminini de yap abi. Fayans hemen. Elektrik suyu halletmek lazım. Elektrik tesisi koymak lazım. Bunu direkt şu an tek elektriği buraya vereceğim için direkt buraya koymak istiyorum abi şöyle. Çat diye. Çat. Kapasitör. Koyarız abi, koyarız. Sıkıntı değil. Onu gidin yapın abi. Elektrik kablosuyla da şöyle bağla. Bu iş olur. Su pompasını da buraya koyalım. Çat diye. Küçük boru, büyük boru. Büyük boruyla bir şöyle bir hattı çekelim. Aa, burayı çekemiyor. Okey, okey, okey. Çekemesin. Buradan da çekmeyelim. Buradan çekelim. Şimdilik şöyle gel. Hepsini bitirmeye de gerek yok yani. Hop, iptal. Küçük borudan abi şuraya bir küçük boru istiyorum. Buraya su ver abi. Tamam. Elektrik, su, okey, okey, okey. Mahkum gelecek galiba lan. Yavaş oğlum ya. Gelmesin oğlum, bir durun ya. Hücre. Nezarethane. Hücre bulunana kadar buraya yerleştirilir. Bizim çocuk nezarethane mi demişti lan? İlk mahkumlar gelmeden mutfak kantin yap bir, tamam. Tek kişi güzel yapardı. Özel paranın çok kısıtlı olduğu zamanlarda büyük nezarethane ile başlar. Tamam, nezarethane yapacağız abi. Burası nezarethane kardeşim. Hop. Niye olmadı? Niye olmuyor? O olmuyor. Neden? Mahkumlar için yüce bulunana kadar bu odaya okey de niye olmuyor? Neden? Çok sayıda mahkum için değişken boyutlu bir oda koğuş ne kadar büyük olursa içerisinde o kadar fazla, tamam, koğuş yapacağız o zaman. Yap. Yapmıyor. Niye? Niye? Ben bilmemek, neden yapmamak?
Ofis. Neden yapmamak? Ben bilmemek. Niye yapmıyor abi? Buraya yapıyor mu mesela? Yo. Abi niye yapmıyor? Sebep? Anlamadım. Kantin var. Teslimat yeri var. Çöp yeri var. Mutfak var. Ama ofis yapamıyorum neden? Zeminim farklı. Neyi istiyorsun oğlum? Ya yapmıyor, anladın mı? Hiçbir fikrim yok bu arada ya. Niye yapmıyorlar? Bilmiyorum. Anlamadım. Abi altı üstü ofis yapacağım şuraya. Ofis ya. Neden yapmadığını da söylesem keşke acaba. Burada yol yok diye falan mı? E tamam abi, al abi. Yol yapar size. Ayıpsınız. Anlamadım. Ne diyor? Bir şeye ihtiyacım var diyor orada. Ha, bu sağdaki yazıyor lan, revir için o. Bak her şey yeşil yanıyor abi. Koyması lazım ama koymuyor. Oy mi? Ol mi? Müdür. İhtiyacın var. Tamam. Aa, elemanlar geliyor. Gelmeyin lan. Nereye geliyorsunuz oğlum? Baba bence patladı. Kapat şunları. Alım malım yok abi. Kimseyi almayın. Manyak mısın ya? Kafayı mı yedin oğlum? Hepsi bu kadar bol şans. Abi ofis yapabilirsem mutlu olacağım. Bak 4'e 4. Masa falan filan zaten sonra koyman lazım onları ya. Daha büyük de yapılabilir ama olmuyor yani. Hızlıdan yapalım bari ya. Ne bileyim. E tam işte okey, burası buraya. Okey, oturuyor yani cuk diye. Al. Bir de öyle deneyelim. Ne bileyim. Bunlar geldi mi gerçekten şu an? Gelmeyin abi. Sıçtık. Galiba patlayacağız abi. Ortak hücre. Ay, idare eder mi? Abi niye bir şey yapamıyorum ben? Koğuş yapmak istiyorum, burayı yapamıyorum. Niye niye niye? Niye bir şey yapamıyorum? Hücre yapalım abi direkt buraları ya. Nerede abi hızlı? Temel hücre. Aynen buraya. Ama buraya olmaz. Şöyle yapıp bunu da bir tık arkaya alman lazım. Aynen. 1 2 3 4 tane olsun abi şimdilik. Ya düzeni artık çok sallamadım yani. Yapacak bir şey yok çünkü. Bu mahkum için serbest hücre yok diyor. Tamam, yapılıyor abi. Açın abi orayı. Açamıyorlar kapıları. Neden? Çünkü eleman yok. Müdürü de atalım abi. Belki müdür gelince yapar. Yok yani, bilmiyorum. Neyse, yapıyorlar abi. Sorun yok ya, yapsınlar. Buradan kaçabilirler şu anda. Onları düzenleyeceğiz abi yani. Bilemedim şu an. Biraz hızlandıralım, bir yapsınlar şuraları, bakalım ne oluyor. Bir görelim abi ne olduğunu. Su gelmemiş. Neden abi? Su gelemiyor. Su niye? Sebep? Düzenli katıldar. Kablolar. Kablo. Anons sistemi. Su kazanı. Vana. Sıcak su borusu, küçük boru. Buraya yapmamanın sebebi ne abi? Sıcak su borusu falan mı istiyorsun? Ne derdin ne yani? Anlamadım acı. Şimdi bir tane büyük boru sistemini alıp şöyle geldim.
Önceden böyle yapılıyordu bunlar direkt ya. Tamam oldu işte. Buna sıcak su mu lazım abi? Sıcak su mu gelmiş oyuna? Evet, sıcak su yapabiliyorum buraya. Şöyle yap. Sonra aracı sök abi. Tamam, devam. Sıcak su gidecek demek ki oraya yani, mantık o. Elektrik yok. Elektrik geliyor. Var. Lambalar nerede abi? Nesnelerde. Lamba. Ampul. Işık ya da. Aynen. Işık yazalım direkt. Işık. Isık. Işık. Ne oğlum, ışık mı? Yazmıyor. Dur bakayım, bulalım burada. Sıhhi tesisat değil abi. İş değil, eğlence, elektronik de, elektronik aslında onlar değil mi? Işık. Aynen, tamam, iki tane ışık. Okey. Bir adet şuraya koydum. Bir adet de buraya koydum. Sonra elektriğime baktım. Şöyle bir git bakalım, elektrik ne olacak? Bu kantinde yemek yemeye atanmış bir mahkum yok. Atama. Yemek. Hani. Bir adet aşçı ver abiye. Sen yemek yapa koy kankız. Nasıl atacağım abi buraya ben? Tünel ara, gardiyan ara, hücre araması, tecrit hücresi, hücre tık yoklama, uyuşturucu ara. Gerek yok onlara. Tamam, şu an okeyiz. İlerlet, niye durdurmuşuz lan biz? Hiç bilmiyorum. Akın abi, aksın abi. Tamam, ofisler oldu. Hücreler oluyor. Duvarı yıkarız, fark etmez. Sıkıntı değil o. Sıkıntı değil abi. Orası kalsın öyle. Problem değil orası. Nerede? Duvarı yık. Şurayı yıkın abi. Bak, ışık geldi. Ama içeriye vermedi ışık. Bunu sök. Onu aldın abi. Işıkları bulamadım ya. Nerede lan ışıklar? Çok fazla şey var. Çok fazla şey var be. Işık. Ha. Abi ışık vermesi gerekmiyor mu ya? Tamam, koy oraya bir dakika ya. Kablo çekelim abi, kablo. Şöyle bir kablo. Al. Aydınlatın abi her yeri. Bu ne diyor? Maksimum enerji üretimi 100. Şu anki enerji üretimi 0. Üretmiyorum şu an. Niye? Anlamadım. Niye üretmiyorsun abi? Üretsene lan. Üretiyor mu, üretmiyor mu, anlamadım ki hacı. Al. Yetmiyor mu, ne oluyor? Borular şey oldu. Patlattı boru. Sıcak soğuk su aynı anla mı gidiyor şu an? Ben algılayamadım orayı. Orada bir kafalar yandı abi. Şunu bir bağla abi. Okey, elektrik geldi. Okey, her yer aydınlandı. Güzel. Tamam, elektriğim suyum var. Şu ne? Işık sök. Duvarlar şey yapılıyor. Kalktı, tamam. Okey, duvarları da kaldırdık. Genel kalitesi çok düşük. Biliyorum abi, biliyorum. Ne diyor? Bu hücreden erişim sağlayabilecek bir kantinin yok. Nasıl yok lan? Var abi. Aç. Tamam. Şimdi kapılar. Personel kapısı abi buraya. Buraya girmeyin abiler. Buraya girmeyin. Kapılar nerede, kapılar? Kapılar, kapılar, personel kapısı. Burası personel. Burası açamasınlar cart curt olayı. Bir adet gardiyanımız, yemeklerimiz var.
1, 2, 3, 4 kişiye ev sahipliği edebilecek durumdayız. Tüm mahkumları besteriz abi. Tahliye için bekleyen mahkumlar. Tamam, tahliye de yaparız abi. Şimdi ufak ufak ihtiyaçları halletmemiz lazım. Bunu otomatiğe alamıyor muyuz abi? Kapıyı aç, kilit açık, taşı kapat, çök falan filan. Kapıyı aç. Ne diyorsun abi? Oto yapmıyorum onları. Okey, okey. Sıkıntı değil abi. Tamam, yemek yemeye geldi Baboli reisler. Nitelikli soygun yüzünden 18 yıl hüküm giydi. Annesi 70 yaşında, iş yeterli aşçı, ceza süresi 1. 18 yıl, 18. Anlamadım. Yaşı 42. Mahkum ara yüzüye cart çut, öyle böyle şöyle. Tamam, güzel. Tamam, yemek memek yiyebiliyoruz abi. Direkt hücre içine girdik de yapacak bir şey yok ya. Hızlı kurulum. Temel hücre. Çat. 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 Ve de çat. Sonra duvarlardan çat. Duvarı yık. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu ne? Farklı duvar çeşitleri vesaire var da gerek var mı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok, gerek var mı yok mu. Çok da önemli değil. Başka ne yapmak lazım abi buraya? Personel odası. Ortak oda. Duş. Duş lazım. Duş. Normal güvenlik 6. Ortak kapasitesi 4. 8 kişi var. 4'ü ne mi bakabiliyorum? O tarz bir şey mi? Hapishane derecelendirmesi yok. Bürokrasi. Ha. Şimdi baba. Müdür var. Finansı araştır. Güvenliğe git. Hapishane ilkelerine git. Gidemedik. Buralara bir ufaktan gidelim. Paramız ne oldu? Para bitik. Para sıfırda ama artıdayız, güzel. Artıdayız abi. Artıda olmamız çok iyi bir durum. Artıda olmamız okey. Ben mahkumları buradan mı getiriyorum? Buradan mı getiriyorum? Anlamadım ki. Buna bir de gerek yok bu arada ya. Bunu sök. Zaten duvar yapınca otomatik sökülecek mi orası? Yetersiz para mı? Oğlum 60 gold'umuz yok mu lan? Nerede abi finans? Şimdi işçileri satalım abi. Biraz işçi gereksiz abi. İki işçi yeterli abi. Tamam bak. Tasarruf abi bunlar. Tasarruf. Toplam 8 mahkumumuz var. Kapalıdayız abi. Okey. Kapalı abi, kapalı. Kimse gelmesin abi. Rejim. Kilitli durmalarına gerek var mı? Bence yok. Yemek yedin, yemek yedin. Avluya çıktın, avlumuz yok. Şuraları kilitli değil de boş zaman yap abi, takılsın elemanlar. Yemekleri birer saat uzatabilirim. Ki uzattım. Uykudan önce ve sonra boş zamanınız var. Hatta 2 saat duş alın, sonra komple boş zaman. Aynen. Hibe gerek yok. Atölye hibe alabiliriz aslında, hızlı hızlı gelişmek için. Ne diyor? Nezarethane yap. Duş yap. Avlu yap. Mutfak yap. Kantin yap. En az 2 gardiyan işe al. En az 2 aşçı işe al. Olabilir. 2 ofis yap. Bir müdür al. Bürokrasiden finansın kilidini aç. Bir muhasebeci işe al. Bunu alalım abi. 2 ofisim var zaten. Bir de muhasebeci aldım ama bu iş bitti. Okey, okey. Kapiş, kapito. Finansı aldım abi. Şimdi buradan finansı araştırdım sayılır zaten. O gelince muhasebeci alacağım. Tak, hibe gelecek. Olur. Nereden baktım lan ben onu? Raporlardan mı? Heh. Tamam, hibeyi alıyoruz. Programlar be. Güvenlik falan filan bunları salla abi şu an. Sağlık. Bir hastane koğuşu yap. En az iki doktor, bunu yapamayız abi. Refah. Bir personel odası inşaat. Görev. Bunu da yapamayız. Bunu yapabiliriz gibi bak. Nezarethane yapacağız. Duş yapacağız. Avlu yapacağız. Mutfak, kantin, cartım, curtum var. Bunu da alalım abi. Şimdi avlu ve nezarethane yapımına girelim. Şimdi nezarethane ne istiyor abi? 5'e 5'lik bir alan istiyor. Avluya çıkış buradan olsun.
Aşağısı nezarethane olsun abi. Şöylece ne? 5'e 5'lik bir alan istiyor da ben onu iki katına falan filan yaparım diye düşünüyorum şöyle bir. Bunu yapamıyoruz çünkü zemin atacağız. Beton. Buldozer. Şimdi tamam. Zeminlerden direkt zemini çakalım şöyle. Şimdi kaç oldu burası? 8, 9, 10 oldu. Burası iç zemin abi. Tamam mı? Böyle. Şu fazla oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam 12 olsun fark etmez o. Ha koridorla bağlanacağız değil mi birbirimize? Tamam şuradan geleceğiz. Şöyle yapacağız yani. Mecburen. Zeminlerden fayans şöyle. Şöyle duvardan. Abi duvar. Şöyle. Okey, okey. Yani biraz şey görüntüsü tırttı ama olsun abi. Olsun abi. Sıkıntı yok abi. Boruları al abi. Büyük boru. Böyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Sıcak su olayları falan çok karışacak oğlum ya. Sıcak su ne ya? Radyatör ne oğlum? Odaların güzel ve sıcak. Sıcacık olması için bunların hapishanenin içine yerleştir. Bir de sıcak su gezdireceğiz odalara. Wow. Kaç ki sıcaklık abi? Ne durumdayız? Bilmiyorum. Neymiş olayımız? Şu anda hapishanenin sahip olduğu ve tutunabileceği mahkum sayısı. Tamam. Maksimum güvenlik kapasitesi 8. Orta kapasite 8. Normal güvenlik 6. Minimum 2 kişi var şu an. 8 kişiyiz toplam. 8'e 8 diyor. 4'e 4. Okey. Mutluluk falan nerede abi? Yazmıyor mu? Hava durumu. Bahar cacurt. Elektrik çekmem lazım buraya benim. Şöyle gelsin elektrik. Şu ışık ları kaldırabiliriz. Duvarların içinde çalışıyor mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu ne lan? Şifonyer. Şifonyer? Niye böyle bir şey var oğlum? Kum torbası. Bunlar ortak alanlar abi. Bunlar ortak alanlar. Onlar bizi bozar. İki kişi burayı yavaş yavaşlık yapacaklar. Hızlandırabilirim. Şimdi rejimi yaptık. Ne lazım bana başka? Duş. Duş ve avlu. Ses 1-2 deneme. Tamam buradayım agalar. Agalar buradayım. Oraya küçük bir şey oldu. Sıkıntı yok. Devam. Suyu falan filan yaptık. Duş ve ne yapıyorduk? Duş ve aldı. O alanı da şurayı düşünelim. Şimdi çıktınız abi buradan. Şu alanlar duş. Tamam burası duş. Duş ne istiyor bu arada? Duş 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 duş. Sen istiyor duş verecek o zaman. 100 dolar. Duş nerede? Duş yok oğlum burada. Aa var tamam. Ne istiyor? Duş başlığı istiyor. O kadar mı? Okey. Tamam zaten küçük bir hapishaneyiz biz. Burası duşa giriş. Aynı anda duş alacağını düşünürsek 16 kişiye falan. Burada da bir... Şu an 8 kişiyiz abi. Burada da bir 15-20 kişi bakılır bence. Bir büyük düşünelim ufaktan. 20 kişilik falan ayarlayalım duşu biz. 1, 2, 3 olsa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişilik falan olsun en azından. Şöyle bir şunu kaldır. Çat. 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 Şöyle ufak tefek girişli çıkışlı ıvırlı zıvırlı bir duş olsun işte. Tam böyle yap abi fark etmez. Buraya da avlu ilan ediyorum şu andan itibaren. Avlu direkt şöyle başlasın hatta. Al sana avlu baba.
Yetiyor mu bilmiyorum, bakmadım bu arada. 5'e 5 istiyor, yetmiyor abi. İptal burası. İptal. 5'e 5. Tamam, bu iptal. 5'e 5. Şurayı yap. Niye engellenmiş lan? Tamam, burası Aldu. Aldu'nun yanından bir çıkış gerekmez abi, yapıştır böyle. Tamam, buraları yap. Zeminlerden buralara komple zemin at. Buraya da bir zemin çak şöyle. Tamam, bu çocuk bunları yapana kadar baya bir zaman geçecek. İki işçimiz var çünkü. İşçi sayımız baya az. Bu indirirken bu inşa ediyor. Düşün ne kadar yavaş yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Tasarruf etmemiz lazım. Nakit akışı 75. Nerede abi? Giden para bilmem ne. Diğer gider bilmem ne. Ayrıntılar için neye tıkla diyor lan? Ayrıntılı giderler için gider dökümüne erişmek için tıkla. Tıklıyorum. Gel. Ha, finans geldi. Ha. Muhasebeci olmadan diyor yapamazsın diyor. Kral diyor. Akıllı ol diyor. Hop, hibe de geldi. Tertemiz. Şimdi evet. Net. Oo, kazanıyoruz lan. İyi abi. Maaş yok. Gardiyan maaşı yok. Yönetici maaşı yok. Personel maaşı yok. Kurumsal vergi veriyoruz. 700 vergi veriyoruz. İyi veriyoruz. Aa, %30 vergi. Severiz. Yiyecek %30 geçiriyorlar. Okey. Bin kardayız. Güzel. Şimdi hizmet yapınca o bir artacak o bir sanki. Gardiyan alacağım abi. Duşu yapayım. Bunu yapayım. Bunu yapayım. Sonra gardiyan alacağım. Buraya nezarethane yapıp eleman da artacak zaten. Gardiyan gerekli olacak. Otomatikman. Bir mahkumu şartlı tahliye yap. İki aile görüş için bekliyor. Bekliyor da yani, şimdi görüş yeri yapamam abi ben. O iş zor iş. Bu böyle bekleyeceğiz biz o zaman yani, bunlar yapana kadar. Paramız var ya, ufaktan yapalım görüş yerini. Hızlı da var mı? Ortak oda cacut görüş. Buymuş abi görüş. Bunun minini düşünelim. Birer tane yapalım. 1, 2, 3, 4. Direkt bir tanesini koyarım. Kapı koyarım arkaya. Şuraya kapı düşünüyorum. Parmağımla gösteriyorum. Sen görüyorsunuz arkadaş. Kafalar gidik. Masa gösteremeyeceğim çünkü masa ona sabit. Masanın en altından böyle tekli koltuk var ya. Tekli koltuğun sağ tarafını düşün. O tekli koltuğun aşağısı yani. Sağ taraf aşağısı. Aşağısının solundaki duvar. Yani arkasındaki duvarı kapı yapalım. Bunu yapalım. Yani ne olur? 1, 2, 3 birim. 3'e 3'lük bu. 3'e 3'lük bir alan kaplıyor kendisi. Ama bunun odanın şeysi var mı? Nerede görüş abi? Yo. Direkt şuradan atarız abi görüş de. Bundan açacağız bir tane. Olacak bir çek bu kadar. Bunu nereye atalım? Yukarıya atalım. Burayı seçtim. Bunu dik yapalım ki yan yapsam odalar vesaireler ofis mofis de yapmak gerekebilir. Neyse, ben dik yapayım bunu. Şöyle. Tamam abi, engelli falan değil orası, sakin ol. Kapı koyalım buraya da bir tane. Nerede ziyaretçi kapısı? Aa, bu bir tık saçma oldu lan. Buradan yürüyecek alan falan. Abi yapma 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 burayı. Burası bir tık yaptılar. Dur, sakin ol. Şunları koyma. Duvarı yık. Şunu yık. Şunu da yık. Bunları yıkma. Bunları yıkmana gerek yok. Tamam, yıktın mı onu? Bir boşluk kalsın arada ya. Aynen. Sonra bunu sök. Arada bir boşluk kalsın değil mi? Hatta şöyle kalsın.
Şunu yapma da bir görelim ne oluyor, ne bitiyor. De niye direkt önceliği buraya verdi? Ben onu da anlamış değilim tam olarak. Bizim gardiyan nerede? Mahkumlar nerede? Ne oluyor? Şuraya bir tane çöp koyalım abi. Buraya bir dizayn yapabilirim aslında ben. Şöyle mesela. Anladın mı? Arkaya sandalye atarız. Burada da bir yemek alanı oluşur. Gibi gibi. Okey oldu bence, güzel oldu. Buralar boş kaldı ama. Burası bir birim boşluk. Okey ya, ferah ferah olsun. Sıkıntı değil abi. Bu masayı sökeriz. Sonra buradan büyütürüz. Kantini şöyle büyütürüm. Şu şekil. Kantini devam ettiririz. Oradan yürür gideriz abi. Nesnelerden görüş zımbırtısı nerede? Görüş. Heh, şu. Şimdi abi ziyaretçiler gelecek. Aşağıdan gelsinler. Hapishanenin içine girsinler. Ayrı ayrı bir sürü kapı yapmayalım. Şöyle yapalım. Sonra diyelim ki kapılardan ziyaretçi kapısı şurası diyelim. Normal kapı koy buraya da ya, fark etmez herhalde. Oğlum bu iki birim mi bir birim mi? Şimdi bu burayı mı kapatıyor, burayı mı kapatıyor? İşte anlamak zor. Ha, iki birim. Ha, bu komplesi iki birim birim lan. Üç sandım ben bunu. Niye öyle? Neyse, problem değil abi. Tamam, burayı da kapattın. Burayı ziyaretçi odası ilan ettik. Görüş abi burası. Bak yine yapamıyorum, delireceğim. Niye yapılmıyor ya? Zemin yok diye mi acaba? Yok. Bilmiyorum, anlamadım. Hücreye gelen kalitesi düşük. Bir yerlerde isyan misyan bir şeyler oldu ama. Bir şeyler oluyor abi. Buraları göremiyoruz. Ne olduğunu göremiyoruz çünkü, göremiyoruz yani. Gardiyanımız yok, bir şeyimiz yok. Okey abi. Burayı bayağı yapmışız ha. Nezaret. Bak. Görüyor musun? Yapılmıyor. Odanın tamamen bitmesi lazım galiba. Şey olması lazım. Buranın oda olarak geçiyor. Bak burası sayılıyor. Çünkü zemini beton, anladın mı? Bina beton derken şey mi bu? Beton bina diyor. Şey değil oğlum. İç alanı temizle. Buldozer. Duvarları yık. Abi zemin diye bir şey var mı ya? Var da beton mu yapmam lazım? Anlamadım ki. Yani burayı sayıyor, burayı saymıyor. Ya yani içerisi olarak algılamıyor burayı şu an. Neden? Bu beton dediği şey duvar mı, zemin mi, onu anlamadım ama. Aa, böyle oda oluyor direkt. Ben direkt duvar çeviriyorum etrafını. Oda yapmıyorum. Böyle yaptığımda olacak o da. Uh-oh. Anladım. Capito. Engellenmiş. Capito. Şimdi çaktım köfteyi. Buraları da saymayacak o zaman, duşmuş diye. Ki saydı. Anlamadım. Okey. Saydıysan okey yani. Lan vantilatör ne ya? Manyak mısınız abi ya? Bu ne? Temel atılıyor. At. Olur. Abi burası oda. Daha yapsın bir yapsın, oraya ayarlarız. Ayarlarız abi. Hallederiz abi. Hallederiz Kralto. Duş ve avlu. Burası avlu. Buraya niye zemin koyduk ya? Burası dış alan abi. Dış. Burası çim. Burası çim avlu burası. Aa, 5'e 4 oldu lan. Niye? Çünkü matematiksel bir hata. Tamam, yapıyoruz.
Duş yol yok. Yol yok, evet, fark ettim şu an, onu fark ettim, yol yok abi. Tamam, artık var yol. Yol artık var. Adam orada kalıp ölecekti ya. Ölecekti adam ya. Bu ne lan? Ha. Şimdi bu 5'e 5 olmadı. Duvarı yık. Şuraya bir duvar daha koy. Sonra şunu yık. Sonra onu falan söküp şurayı kapat. Sökecektir herhalde ya. Çok sıkıntı olmaz herhalde. Sonra odalardan avluyu şöyle yap. Tamam, avlu doldu. Avlumuz da var abi. Duşta suyumuz yok. Geliyor abi, geliyor. Sakin. Buradan mı çekeyim? Ya direkt şöyle yapayım. Aynen böyle. Sıcak su istiyor mu istemiyor mu göreceğiz şimdi. Yo, istemiyor. İstiyor da olabilir. Çok emin değilim. Sıcak su versek ekstra mutlu oluyor olabilirler. Falan. Bu ne? Elektrik var abi. Yok mu orada? Yap. Avlu yaptık. Adamlar dışarıyı falan göremiyor hacı. Neyse, görmüyorsunlar. Çok da mühim değil. Şimdi burası oda oldu mu abi? Bak yine olmadı ya. Ha, yapılıyor çünkü burası daha bitmedi. Tamam, inşaat halinde orası. Okey, okey, okey. Buranın yapılabilmesi için ama bana yol lazım abi. Okey. Yapabiliyoruz. Güzel. Çok iyi abi. Mükemmel. Ziyaret şeyini açmam lazım. Ona ne lazım? Finans değil. Programlar. Bütçeler. Politika, rejim. İşler, alım, cart, curt, şu bu. Şimdi nerede o? Üç mahkum çarlı görüş için bekliyor. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Aileleriyle görüştürmem lazım benim bunları. Rejim. Burada var mı öyle bir şey? Çalışma, kilitleme, çalışma, serbest zaman, buluş, av, tut, tut, yok. Minimum normal. Ta ikisi de aynı olsun, fark etmez. Alım. Kapalı. Mahkum. Personel. Politika da mı olması lazım acaba? Ruhani rehber. Görüş var mı ya? Alkolik şartlı tahliye duruşması. Olmaz. Hijyen olmaz. Program. Bunlar olmaz abi. Biz bir yandan da şeye gitmek lazım. Nerede abi görüş? Uzaktan erişim, gözetleme, eğitim, sağlık, bakım, hapishane işçiliği, temizlik, saha bakımı, arazi genişleme, ekstra hibe, banka kredisi, vergi, cartçurt. Vergi mergi olsun, onlarda sıkıntı yok da. Devriye olabilir. Devriye ver. Psikoloji ver. Bunu ver. Mikro yönetim de ver. Bunları ver yavaş yavaş. Ne istiyor? O bir şey istiyor bir tanesi. Şef gerekli diyor. Okey. Tamam, yavaş 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 ayarlayacağız. Şimdi görüşmelere gidemiyoruz galiba, anladığım kadarıyla. Çünkü odayı yapamadık. Tamam. Yapamıyoruz. Okey. Kapılar sökülecek. Tekrar yapacağım ben orayı. Sıkıntı değil. Tamam. Kapı her türlü lazım olacak zaten abi. Kapıları al buradan. Şu kapıyı yerine koyamadım. Tamam, koyarız abi. Sıkıntı değil. Burada bir ufak sıkıntımız.
var gibi duruyor. Engellenen ne abi? Uh-oh. Elektrik buraya gidemez abi. Bu duvarın içinde. Bunu taşı. Şöyle. Okey. Okey abi, oraya taşı onu. Onu oraya taşıdın mı? Bakayım. Güzel. Bayağı iyi, okey. Şimdi ne yapmak lazım? Avlu var. Duşları düzenleyelim bir tık. Buradan girsinler, bir de o yandan girsinler. Duşların şeyi bozuk lan. Gider yapmamız lazım. Gider. Çat çat. Tamam. Bu arkaya da koyabilirim şeyleri. Olabilir. Şunu şuraya taşımak istiyorum ben abi. Taşı. Duvarı yık. Aynen. Sonra şunu taşı buraya. Sonra buraya duvar koy. Aynen. Tamam. Avlu o, bu şu, bu şu, bu şu. Yemek, elektrik, cart curt. Bu mesela niye yapılamıyor? Niye engellenmiş? Niye giriş gerekli? Bir giriş var. Yok mu? Gardiyanı yönlendirebiliyor muyum? Sen şöyle gel falan. Evet, diyebiliyorum. Sakin abi, yavaş gel. Şöyle bir ilerle bakayım. Abi giriş var işte burada. Ya niye engellenmiş anlamıyorum. Giriş. Neyin girişi lazım oğlum? Ya delirttiniz beni ya. Çözümü ben bulurum bir şekilde, sıkıntı değil de. Niye öyle bir manyaklık yaptı onu anlamadım. Tamam, o zemini kaldırım taşı mı sayılıyor lan bu? Bu ne? Ya yap, fayans geç ya, al. Al fayans sana, al. Tamam yapsın abi, ne yapayım ya? Yatak matak birer tane yüce şeyi artsın artık, ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok yani oraya da. Şöyle gel. Duş var, avlu var, o var, bu var. Bunlar ne yapıyor abi? Clothing. Ney? Ne diyor onun derdin ne? Clothing. Kıyafet mi istiyorsun? Ney? Şiddet karşılıklı bir memura saldırı. Araba hırsızlığı, şiddet karşılığı. Carchur. İsteklerin nerede abi senin? Karakterin. Ruh halin. Kötü, normal. Durum hiçbiri. Eylem, rejim, uyku. Carchur. Suç işlem oranı 87. Biyografisi bu. Mutlu musun abi? Son kötü davranış yok. 8 gündür hapishanemizde kendileri. Christopher Steele. Okey abi. Lan giriş gerektiriyor, engelleniyor falan diyor. Ne engelliyor abi seni, ben anlamıyorum ki hocam. Ben anlamıyorum ki neyin engellediğini. Abi giriş ne? Var işte giriş buralarda. Personel giriş çıkışı var. Bu ışık mı engelliyor hocam? Yok. Bu ne diyor? Derdin ne kral? Bir mahkum için serbest hücre yok. Tamam, geliyor hücreler, geliyor. Geliyor abi hücreler. Hücreler geliyor kral. Geliyor, geliyor. Yeni hücreler, taze hücreler geliyor. Tamam, odalardan burayı bir nezarettane çaktık buraya. Diyor ki çevrili duvarlar ve kapılarla çevrelenmiş. Kapılarla. Yani diyor ki şuraya diyor kapı koy diyor. Keko diyor. Al. Diyor ki tuvalet, bank istiyor diyor.
Bank. Tuvalet ve bank istiyorsun. Şöyle bir ortak alan yapalım acı. Bir tane bank koyarız. Oturun, takılın kapının kıyısında. Aynen, burada takılın. Tuvaletler nerede abi? Tuvalet. Al tuvalet. Bağlaması da kolay. Tertemiz. Su getir oraya. Al. Bahayım nasıl oldu mu? Elektrik nerede? Elektrik burada. Al. Elektrik. Hücrelerimiz 8 kişi, tamamız. 7 kişimiz var elimizde. Biri kaçtı herhalde. Ne oldu lan birine? Bir arama yapalım abi. Tünelleri bir arayalım abi. Tüm bölümleri ara abi. Bir arama yapalım abi. Bir arayalım. Buralar bir karıştı. Biri kaçtı galiba. Tam çözemedim onu ben bir. Hücreleri de bir arayalım abi. Bir arayalım her yeri. Gardiyancım sana zahmet. Sen de yoruyoruz ama kusura bakmayacaksın artık. Yapacağız. Bir tane daha gardiyan falan alacağız. Ki alalım ya. Şey düşüyor mu? Artıdan düşmediğim sürece çok da sıkıntı olmaz yani. Bir tane daha aşağı aldım. Ne durumdayız abi? Okey. Sıkıntı yok. Tamam, artıdayız hala. Problem yok. Onu besle, bunu besle, şunu yap. Tamam. Ağlım var, duşum var, nezarethanem var. Bu bir şey istiyor mu? İstemiyor. Şurada elektrik sıkıntısı var. Yetmiyor oraya elektrik. Şöyle gel. Hibe geldi mi? Geldi abi. Hücre bloğu A yap diyor. Diyor ki mahkum kapasitesini 15'e çıkar. Yapalım abi. Bunu yaparız bu arada. Bu kolay. Nezarethane yaptık oğlum o kadar. Bu nezarethane için yatak mı atman lazım? Ranza atalım abi. Çat. Şuraya bakar mısın? Mükemmel. Yalnız bir anda çok yükselirsek kaldıramayız abi. Gerek yok. O kadarı kaldıramayız abi. Şimdi bu 15 olana kadar programlar. Bir şey açılmış burada. Ha, politik açıldı. Tahribat. Cezalar mezalar. Yemek kalitesi orta. Okey, orta iyidir. Hibeler. Rejim. İşler. Alım. Şimdi diyoruz ki orta güvenlikli alalım. Kapasiteyi doldur. Kapasiteyi doldurana kadar al ya. Bak kap yak toplam mahkum günlük alım. Mevcut olanların tamamı. Orta güvenlikli al desem şöyle. Alabiliyor mu? Galiba alamıyor. Ya bu açık kalsın şöyle. Kapasiteyi dolduralım bir daha abi. Bu ne şimdi? Orta güvenlikli mi gelecek? Alım kısıtlamalarını kaldır. Ya orta güvenlikli gelsin şu an işte. 300 veriyor, 500 veriyor. 500'lük gelsin. İyidir yani. 500 iyidir. Kapasiteyi doldurun abi. Şimdi kapasitem niye artmadı benim? Kafada deli sorular. Ranza. Okey. Saymıyor mu Ranza'yı kapasiteden? Ney yani, olay ne? Derdin ne? Ofis yapmam lazım. Hızlı planla. Ofis. Çat. Ofisi de koy abi. Yapıştır ofisi. Şefi alalım. Yemekhaneyi büyütelim. Avluyu büyütürüz. Oradan öyle, oradan buradan şöyle böyle derken zaten artıdayız para olarak. Sıkıntı yok. Ki burası bizim sürekli gelir kaynağımız olup da şöyle komple şuralara falan bir hapishane yapıp işte şuradan bir yol açarız. Atıyorum. Tamam, burayı komple böyle bir hapishane yaparız falan. Şeklinde ilerlenebilir. Ya da buna böyle ekleme 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 ufak ufak ekleye ekleye de ilerleyebiliriz. Yani her şey yapılabilir abi. Ama yani bu bölümlük yeter diyelim bence dostlar. Bu da güzel oyun. 10 numara oyun. Buna devam ederiz. Hapishaneyi böyle bırakalım burada abi. Buna devam edelim. Tamam. O zaman görüşmek üzere diyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.